Ay, günaydın herkese bu arada. Bunlar akşamdan kalanlar. Patates, soğan. Akşam soğan koymamış İsa Soğanı ekmeğin unutmuşum, arasında. aynen. Soğanı unuttu. Sabah yiyeceğiz soğanı. Sütümüz var, zeytinimiz var, ekmeğimiz var. Yeter. Oh, çok bile. Çok güzel bir Aynen, kahvaltı şunu oldu. çöp yapalım. Evet. Şunu yapalım bence, çöp bu daha kirli. Aynen. Biz bugün Türk evlerinden çıkıyoruz. Ölen'e doğru yürümeye devam edeceğiz. Ölen'den sonra da Alatepe'de belki paraşüt tepesine çıkarız, bilmiyoruz. Alatepe köyüne gideceğiz. Alatepe köyünde çok sevdiğimiz bir aile var. Onları ziyaret edeceğiz. Ondan sonra da Akbük'e doğru gideceğiz. Evet, biz yürümeye başladık. Bu arada gözümün altı belli oluyor mu bilmiyorum ama dün o kadar çok fırtına vardı ki, fırtınadan sonra uyanınca, gerçi birkaç sabahtır biz böyle oluyoruz değil mi aşkım? Şişiyor Evet. elimiz yüzümüz. Rüzgardan yani sabaha kadar yani rüzgar çadırda da olsak etkiliyor. Ay, çok acıyor. Neyse. Biz yürümeye başladık. Ören'e doğru. Ören sahile geldik. Gördüğünüz gibi çocuklar sezonu açmışlar. Burada hava güzel. Muhtemelen biz de denize gireriz. Ama önce İsa'nın topladığı göz akları, Evet. tuzlu badem. Ören sahil tatil için, karavan için, hatta çadır için gerçekten muhteşem bir yer. Sahilin sonunda daha önce çok karavancılar görmüştüm. Şu anda da buradan baktığım zaman 7-8 tane karavancı görünüyor. Karavancıların da uğrak noktası. Bütün market, alışveriş yapacağınız her yer zaten var. Denizi Gökova'nın en güzel, en temiz denizlerinden bir tanesi. Tatil için muhteşem bir yer. Ayrıca aktivite de yapabiliyorsunuz. Karşıdaki paraşüt tepesi. Oradan paraşütle buraya iniş var. Ören'de bizim bildiğimiz ya da benim gördüğüm, tespit ettiğim tek eksik şey burada benzin istasyonu yok. Buraya gelirseniz yakıtınızı ona göre ayarlayın. Evet, bu yollarda şarjımızı nasıl takviye ediyoruz diye soranlara, şöyle güneş enerjili bir power bank var. Mesela İsa şu an gayet ve botlarını çıkarmış, rahat rahat yürüyor Ören sahilde. Hem Aynı zamanda yürürken de telefonunu şarj ediyor. telefonumu şarj ediyorum hem bataryamı yapıyorum. Evet. Günler sonra Derya botlarını çıkardı. Deniz ayakkabılarını giydi. Havluyu da eline almış. Çok ilginç bir şey oldu. Balon Burada balon. kıyıya vuran bir sürü balon balığı var. Bu bir. Oradaki daha büyük. Evet, denizde var. Bakın şöyle beyaz görüyorsunuz şurada. Sahil boyunca bir şey. Baksana, evet. Ne olmuş olabilir bu balıklara? Ya sadece bunların olması ilginç. Sadece balon balıkları var. Evet. Ama kötü bir durum değil. Bunlar diğer balıklara çok zarar veriyordu. Burada da var. Bu balıklar diğer balıklara çok zarar veriyordu. Hatta bu balıkları yakalayıp Aa. kuyruğunu verene götürene devlet para bile veriyor. Aa, çok ilginç. Sahil boyu, inanamazsınız. Hani bir şekilde bilinçli olarak da zehirlenmiş olabilirler. Baksana, evet. Çünkü dediğim gibi çok zararlı bir balık. Yani... Ama sadece balon balıkları nasıl zehirleniyor ki? Ve kocaman yani. Hiç bu kadar büyük balon balığı da görmemiştim. Çok tehlikeli bir balık. Suyundan, havasından faydalandık. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Çamaşırlarımızı yıkadık. Gördüğünüz gibi şu anda da İsa kurumayan çamaşırlarını kurutmaya çalışıyor. Sahilin sonuna doğru karavan için alan mı bilmiyorum ama karavanda kalan çok var. Dur soralım hemen. Gayet güzel görünüyor. Dur dur hemen soralım. Merhabalar. Oradan Burası çıkan bu birisine alan şimdi ücretli soracak mi karavan İsa. için? Değil. Karavan alanı mı peki? Karavan alanı mı? Yok, burası özel mülk. Herkes gelip böyle Aa, karavanını veya çadırını kuruyor. anladık. Çekebilir miyim sana? Bileceğim açtı. Tabii tabii. Arkadan, şu arkadan girişi var. Yok ya, o kadar detaya gerek yok. Böyle çekmemizin bir sakıncası Tamam. zaten Şey mi? yok. Evet. Böyle Karavan çekiyoruz. için Aynen. Zaten ücretsiz bir alan. bahsediyorduk da Evet. özel mülkmüş arkadaşlar burası. Özel mülk. Ama gördüğünüz gibi. İnşaat ortaklığı. İmar da yok. İnşaat yapamıyorlar. İmar olmadığı için, inşaat olmadığı için karavancılar. Karavancılar geliyorlar burada, çadır kuruyorlar. Şey, karavan kuruyoruz. Çadır da kurabiliyorlar. Hı. Sizin karavan var mı? Başka karavan yok.
şu. Evet. Iveco. Çok güzel. Aa, Iveco Dali. Geniş kasa çok güzel. Karavan için çok ideal. Evet, biz şu anda Alatepe'ye doğru çıkacaktık ama böyle çok sevimli bir abi ve oğlu gördü aynen. Olaylar olaylar. Ya çünkü işte sizin gibi güzel insanlar bize denk geliyor. Çok şükür ya. Valla güzel. Bak samimi söylüyorum, bak ciddi söylüyorum. Şimdi traktörle gideceğiz. Ne yapacağız orada? Ben ot biçeyim biraz. Tamam. Yüksekse size ben dirgenle otu saracaksınız. Tamam. Siz vakit geçirin. Yarın da böyle şey portakal budamasına gelin. Vallahi yarın yürüyüş Akbük. Ya biz niye daha önce tanışmadık vallahi ya. Hemen yardımcı olurduk. Şimdi bak şunu şöyle koyuyorum. Niye nasıl koyuyorum bak. Şimdi ben bura bunu mesela bu demir ya. Evet. Siz de bilin bunu. Evet. Şimdi sabitledim. Bak. Şimdi burada bu tangararken böyle diyor. Şimdi bura lastikli ya. Bu lastik buna vursun yani. Aynen. Buna vursa bu şey yapar. Onu da atışı. Hı-hı. Şeyi. Buna. Atın at. Traktör bu var mı? Evet, şimdi tilkişen. Bu çıkırlar var ya, bunun yangolu. Şimdi bak. Bu kuru dikenli şu otların arasında oluyor. O hayır, o değil. Bunlar arasında oluyor yani. Onun arasında oluyor yani, tamam mı? Gelin buradan, şimdi bak, bir tilkişen yerinde şuraya. Tilkişen toplamayı öğretiyor Ertuğrul abi bize. Tamam. Nereden koparılıyordu? Taze yerinden. Taze yerinden. Taze, hör benden değil, kökünden değil yani. Ötüzden geç. Bak yalnız, kontrol edelim de gelin bakalım. Görürsen de, sen de topla aşkım. Aşkım şu manzaraya baksana ya. Ay cennet. He. Böyle bir şey yok, şuraya baksana. Maşallah dengar ya. Maşallah. Ertuğrul abi bizi tarlasına getirdi. Biraz çalıştırmadan bırakmayacak. Şimdi beraber ot kesecekmişiz. Ot yolacakmış hayvanlar için. İsa Bey, yürüyüşe çıkıp kendinize ot yolmada bulmanız nasıl bir duygu acaba? Valla bizde böyle. Doğal akış. Doğal akış. Doğal akıştayız. Bakalım bunun sonu ne olacak? Paraşüt tepesi iptal görünüyor şu anda. Bırakamıyorum, çok sevdim. Ertuğrul abiyle tanışalı yarım saat olmadı. Traktörü komple bize bıraktı. Evet, onu takip edeceğiz. Traktör bizim şimdi, biz gidiyoruz. Ay bizim hayran manevim. Aşkım yavaş. Al. Şoförü var ha, bakma. Korkuyorum. Hey maşallah, merhaba, maşallah. Ay merhaba teyzem. Merhaba, ay ne güzel bir yer burası böyle ya. Ertuğrul abi bir tane et at.
Sonra bu yarın şey yapayım. Tamam. Valla bahçen harika abi. Ya cennet nasıl güzel kokuyor. Oha ne var burada ya. Yarın yarın da geleceğiz İsa. Saat böyle 7.30'a geliyor. Ertuğrul abi sağ olsun bizi gideceğimiz yere bırakıyor. Ve bu da portakal çiçeği. O kadar güzel kokuyor ki. Böyle hanım eli gibi. Çok güzel bilenler bilir gerçi bunun kokusunu. İsa Hasan abiye yaklaşırken neler hissediyorsun? Özledik değil mi ya? Ay Hasan abinin bir annesi var. Ay o bizim nenemiz o kadar tatlı ki. Bir eşi var o kadar tatlı ki. Hepsi maşallah çok çok tatlı. Bak bak bunların kavuşması böyle. Ay. Çektim sizi. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Derya. Hocam başı hocam. Börek ettim börek. Oo, börek de mi var? Börek yaptım. Okulu börek yapmış. Vallahi biz özlüyoruz sizi kaydediyoruz da. Geldim vardı yardım edecek. Geldim de bir oruç değil mi? Bir sürü insan vardı. Kim vardı? Susana. Oo, biz yardım edelim. Özcan gibi vardı baksana yanımda. Evet, Özcan, Özcan. Aşkım börekleri görmen lazım. Gelelim bir çocuğum. Evet, bir buçuk senden. Beş. Eyvah eyvah. Eyvah. Görüyoruz. İçeride şömine yanıyor. Nene de orada. Hadi ya abla ona dur ayakkabılarımı aç. Ay dur şöyle ayakkabılarımı açmadan çıkarmam lazım. Yok bu uğraşamayacağım. Ay nene yok gel Neneciğim. Nene. Işığı yaksana. Neneciğim. Sen direkt nene. Git. Nene sen hatırladın mı bunu? Nene kulak duyuyor muydu? Kulakları da mı duymuyor? Kulak duyuyor nene. İyi sen de istiyorsun. Nene insan çok sever, çok. Ha o bizi hatırlar ya. Anne. Ne? Derse tığır atla kaldı sandık. Ha? Siz. Bir şey değil. Hoş geldin. Şimdi mangal yapacağız. Mangal için salata malzemelerini zaten bahçeden ellerimizle toplayacağız. Şimdi ne alacağız? Hı. Soğan, sarımsak, marul. Üç gün geçmez İsa. Akşam yemeği hazırlıkları. Kulakları yaparım. Hı. Dolma. Şey al bakayım. Hasan abi sen maşeyi ne yaptın maşeyi. Ya? Öbür tarafını çıkar yesin. Sıkıntı yok. Vallahi var ya padişah sofrası oldu. Ha. Evet şimdi meşhur Hasan abimizin evindeyiz hala ve şu an çok özel bir şeyle karşı karşıyayız. Bu kuzu göbeği mantarı. Biz bu gece çadırda uyumayacağız. Çok sevdiğimiz Hasan abi bizi misafir etti. Köy evinde çok güzel bir mangal yaptık. Beraber yedik, içtik, muhabbet ettik. Bir odasını bize ayırdı. Yataklarımızı, döşeklerimizi serdi. Ben burada. Oo. -2, -3 derece çadırdan sonra. Burası bize cennet.